İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Efendim, işte haritada da gördünüz, biraz daha detaylı işleyeceğiz şimdi biraz sonra. Başlığı şuydu: Gazze'yi Rum'a bağlıyorlar. İsrail Dışişleri Bakanı gitti, Güney Kıbrıs Rum kesimi yetkilileriyle görüştüler. Başka, daha önce de başka resmi görüşmeler olmuştu. Dediler ki Gazze'ye kapıları boş verin, denizi zaten kapalı, tam bir abluka altında. Buraya ne ihtiyaç varsa, ne lazım ise, her ne lazım ise buradan verilsin. Bununla ilgili çalışmaları da meğer Rum kesimi başlatmışmış. Onları da İsrailli yetkililer tetkik ettiler, denetlediler. Böylece koskoca Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in tek bir yolu üzerinden Gazze'yi bağlamak, Rum kesimine bağlamak üzere bir yeni harita ortaya çıkmış bulunuyor. Şimdi bir, bunu konuşacağız. İki, mesele bu da değil. Yani bu mesele de bitmiyor, meselenin büyüklüğü. Zaten hat bu kadar. Uçak gemileri zaten o Akdeniz'de. Salı günü biraz konuştuk. Kızıldeniz operasyonu, o da üstüne. Şeyleri artık hani herkes ezberlediği için, bölgedeki Körfez'de dahil Amerikan üsleri ve Amerikan askeri varlığını da herkes bir hakkını ezber ettiği için, bölge tam bir kontrol, denetim, baskı altına doğru ilerliyor. Yani aslında bu bir Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Orta Doğu'yu kontrol etme planına doğru ilerliyor. Başka mesela, hemen bunların içine katmak ister misiniz? Onları da konuşalım. Ermenistan ve Yunanistan arasında mesela geçtiğimiz hafta içinde bir askeri savunma işbirliği anlaşması imzalandı. Bunlar hepsi parçalar, devam ediyorlar bunlara. Şimdi Kızıldeniz'deki operasyona da o zaman yoktu, Yunanistan da katıldı. Yani salı günü yoktu. Atina da artık bu operasyonun parçası askeri olarak. Zaten şeyseller bile vardı ama hani çok meraklısı değiliz. Şunu sorarak da başlayabiliriz Kızıldeniz'i konuşmaya. Neden bölge ülkelerinden kimse yok? Efendim, bunların çoğu biz ne üyesiyiz? Hani dediğim gibi asla meraklısı değiliz. Ne yapmaya çalışıldığını görüyoruz. Fakat zaten size kimsenin davet ettiği yok. Hadi geçtik bizi. Bölgenin sorunu olan bütün Orta Doğu, kriz orada yaşanıyor. O ülkeler de yok. Bunların bir kısmını da İngiltere'si, Amerika Birleşik Devletleri müttefik. Ve Gazze'de bir barış sağlanacaksa bu oyuncular olmadan, bu ülkeler olmadan buradan çıkılması mümkün değil. Ama Şeyseller ve Yunanistan artık orada. Ayrıca da bir İsrail konuşmak istiyoruz. Orada ayrı bir bölüm de var. Hatırlayacaksınız, Cumhurbaşkanı Herzog'un demişti ki şeye yakınız. Bir duraksamaya, insani duraksamaya yakınız. Peki. Dün çıktı, dedi ki bakın yani inanılmaz, bunun bir İsrail'in devlet aklı olduğunu tam olarak kabul edip bundan biraz devamında da çok fazla ümide kapılmadan üzerine gitmek gerekiyor. Biz bütün hepsini işgal edeceğiz dediler. Hepsini dedi yani Cumhurbaşkanı. Ve aynı Netanyahu'nun krizin başladığı dönemde söylediği şeyi tekrarladı Cumhurbaşkanları. Haritayı değiştireceğiz, tarihi de değiştireceğiz dedi. Yani ileri de götürdü. Ve tabii yine oylamalar yapılıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, şu bu vesaire. Yine hiçbir şey yok, yine hiçbir şey yok. Araya girenler engelliyorlar. Evet, başka maddeler de var, başka konuşacağımız konular da var. Hatta belki yine fırsat olursa Ukrayna'yı da devam ettiririz ama burada keseyim. Zamanımız kalsın. Sayın Avni Özgür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Hocam, şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam, Altınbaş Üniversitesi'nin değerli rektörü. Hocam şeref verdiniz. İyi akşamlar. Arne abi bak, bu iş sarpa sarıyor. Sen diyeceksin ki şimdi, şimdiye kadar sarmadı mı? Hayır, ben diyorum ki bir ümidim varsa istersen bir daha bir tat. Onun için soruyorum yani. Şimdi zaman gitmesin diye konuşmadım ama bak, bu Irak'ı bu akşam hani bir bölüm ayıralım. Tamam. Bu önemli. Evet. Çünkü bak, 4 ana konu var da hepsini kümeleştirmişler. Türkiye ile Irak,
bir evet. çok üst düzey bir heyetle karşılıklı olarak istihbarat başkanları çok orada. Önemli. Tabii çok çok önemli. Bir araya geliyorlar. Üç temel konuşuyor. PKK, su, petrol. Tabii. Bak daha ne olsun diyeceksin. Ve bu kalkınma yolu projesine anladığım kadarıyla evet. Ankara'da çok abanıyor, bastırıyor. Bu hemen diye. Bunu da bir izah edelim ama izleyicilerimize. Evet. Çünkü niye tutturuyoruz bu kadar? Birden çok sebebi var. Onları da bir konuşalım. Ama orada seçimler yapıldı. Seçimleri bence hani evet yapıldı ama onlar bile bu toplantının yanında ikincil kalabilir. Buyurun. Yani dediklerinize katılıyorum. Tabii dediği o doğru. Şuradan başlayarak bir şey söyleyeyim. Demin siz İsrail'le ilgili şeyleri söylediniz. Türkiye'de bir genelkurmay başkanımız veyahut da başbakan, yani cumhurbaşkanı bizim bir çatışmada şurada burada yaralanmış askerlerimiz olsa onları hastanede ziyarete gittiğini farz edin. Bu böyle bir şey olmaz da bizde yani. Ama bir farz edin. Ve askerler görüşmeyi reddettiler. Böyle bir şey olabilir mi? Ama yani Kumay Başkanı'yla ve Başbakan'la görüş. Netanyahu ile görüşmeyi reddetti yaralı İsrail askerleri. Ya bir tane değil, birden tabii, çok. Evet, birden çok tabii. Tabii, tabii. Böyle yani Sebra şeyi sağlık merkezi ismi de var. Şeyde Tel Aviv'de bir sağlık merkezi de yatıyorlar. Ve gayet şey pişkin bir tavırla o şeyin kapısında Netanyahu askerlerimizin moralleri yerinde onu anladım dedi. O kadar. Yalan da sen başbakanı ya, tersleyebildiklerine göre. Ama insanlar demek ki yani halk ki Netanyahu'ya o tepkiler şimdi daha da bir yükseldi biliyorsunuz. Sokağa yine yansıyor. Daha önce de yansıyordu ama şimdi artık bu savaş bitsin diye yansıyor. Bir daha öncekilerde çocuklarımızı getir, işte bizim rehinler çocuklarımızı kurtarın filan diye yapıyordu. Şimdi bu savaş bitsin diye yapıyorlar. Ya bu ezici bir çoğunluk mu? Hayır değil. Ben Süleyman Hocam'ın o teşhisine, tespitine her zaman katıldım. Yani İsrail'de hala çoğunluk vur gitsin evet, öyle. Havasında. Ve yine sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi sonuna kadar gideceğiz. Yani başladığımız noktadayız. Hatta Netanyahu diyor ki cehennem ateşiyle saldıracağız. Cümlesi bu. Cehennem ateşiyle saldıracağız. Ya bu ne kin yani şeyi. Ve bu kadar onlara göre bu kadar baskıya rağmen bu kadar evet. Öyle bir şey olduğunu ben zannetmiyorum da. Hayır. Yani şöyle bir şey. Şimdi bir düşmanlığa saldırıya muhatap olursunuz. Karşılık vermek istersiniz. Gücünüzü işte elinizdeki sopaydı, şuydu, buydu vurmaya çalışırsınız falan filan. Ama bir türlü karşınızdakine o hedefi tutturamadığınız zaman insan daha da bir saldırganlaşır. Öyle değil mi? Psikolojik olarak yani bir demoralize oluyorsunuz yani birdenbire. Öcalamamışsınız. Hıncınızı çıkaramamışsınız. Hiçbir şey olamamışsınız. Burada İsrail'deki ruh hali o. Netanyahu'daki ruh hali o. Ve ancak kanla yani tatmin oluyorlar. Ne kadar çok çocuk ölürse, ne kadar çok insan zarar görürse sanki bununla. Ve hala rehine peşindeler. Rehineleri nasıl oldu yakalayacağız diye. Bulacağız. Yani inanılmaz bir şey bu. Ve buna rağmen İsrail istihbaratıyla bu
Haniye'nin Mısır ziyaretinden o vesileyle yani onun, İsrail istihbaratı ile Filistin yani Hamas'ın elemanları bu ateşkes hali ve orada daha külliyetli miktarda rehinenin serbest bırakılması buna karşılık çok daha yani 1'e 3 oranında değil 1'e 10 filan oranında Filistinli mahkumun serbest bırakılması. Pazarlığı için Mısır'da görüşme yapmaya yaptıklarını söylüyorlar. Bugün dün evet, açıkladılar evet. Mesela böyle. Ya bu nasıl bir araya geliyor? Bunların hepsi nasıl? Yani bir taraftan İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu lafı, Başbakan'ın bu lafı, öbür taraftan Mısır'da bu İsrail istihbaratıyla Hamas'ın bu oturup görüşmesi ve savaş sonrası durumu biz konuştuk diye. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni yine reddetti ya şey Amerika. Hatta reddederken de demişler ki ya bize biraz daha zaman verin yani. Yani artık çünkü şeyin şeye bir şey diyemiyorlar o metne efendim dikkatli yazılmış o Birleşik Arap Emirlikleri'nin hazırladığı metin. Ona bir şey diyemiyorlar ama bize biraz daha zaman ver. Amerika çaresizliğini Amerikanız bir düşünebiliyor musunuz burada? Koca süper güç yani bir Doberman'ın karşısında böyle çaresiz kalmanız gibi bir şey yani. Onu tek başına durdurmasından artık kimsenin ümidi yok. Yani çünkü onlar da darlandı. Hayır, ama en azından şöyle bir şey vardı. Netanyahu'nun ne olduğunu biliyoruz. Herzog'da tamam çok farklı değil ama hiç olmazsa iyi polisi oynuyordu. Ama bu hani arayı düşünüyoruz biliyoruz lafları arayı yapsalar bile fark etmeyecek. Adı üstünde ara bu rezilliğe devam edecek. Çünkü Amerika'daki evet. Bir konuşmada bunu söylüyor. Oradaki sanırım bir think tank kuruluşunda söylüyor. Ve bundan daha hepsini işgal edeceğiz. Haritayı değiştireceğiz. Tarihi değiştireceğiz diyor ya. Yani zaten bunları söyleyerek başladıydı evet, savaşa. Demek aynı yani, yerden. Yani bıraktığın yerde duruyor. Yani adamda bir şeylik yok. Ha bu ama yani böyle gidecek anlamına gelmez tabiatıyla. Yani İsrail devleti de buna izin vermeyebilir. Yani Amerika şöyle yapar, böyle yapar, kıvırır, mıvırır falan. Ama İsrail devleti de buna izin vermeyebilir. Ne de yani mesela İsrail devletinden ne olursa olsun bu yani İsrail istihbaratı. Ordusu mu diyorsun? Yani? İsrail ordusu hepsi dahil yani. Bir ordu grubunun, bir asker grubunun cumhurbaşkanı, başbakanı protesto etmesi, görüşmüyoruz senden diyebilecek cesareti kendinde bulduğu o reaksiyonu gösterme şeyini buldu. Benim korkum da şu. Bu başından beri bu protestolar var. Amerika'da da var. Ama gidiyor, hala devam ediyor. Hayır ama bu İsrail'de oluyor bu. Yani başbakan kendi askerini ziyarete gidiyor ve revize ediliyor. Yani böyle bir tablo. Hepsi yan yana yaşanıyor. İç içe yaşanıyor bunların. Onun için ben bunun savaşın gerçekten Filistin lehine sonuçlanacağı kanaatindeyim. Bu İsrail'i yenecekler manasına gelmez yani tabii kesinlikle. Canım, anlıyorum. Şeyi durdurmak derdim. Evet ama Filistin kesinlikle üstünlüğünü, moral üstünlüğü kazandı. Bütün dünyanın gözünde. Bana göre öyle. Birincisi bunu söylemek lazım ve bu Cumhurbaşkanımızı aramaları filan filan Biden'ın bütün bu çaresizliklerin filan ifadesi. Onun için ben şeyi çok fazla öyle önemsemiyorum. Öbür bilmem Sri Lanka'yı aldı da niye bizi almadı filan diye. Yok ona vahla anlamı yok abi yani, de yani adamların tavrını belirginleştirmek açısından. Ha tabii. Ama öyle yani bu. Hadi bize şeyi al. Ne bileyim Körfez'den birini al. Ya nereyi derse isterse alırdı da zaten yani. Evet.
dert değil onlara. Onun için yani orada esas ezilmiş bir şekilde gidiyor koskoca Amerika. Ben bu kadar perişan olabileceğini Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar Irak Savaşı'nda bu kadar rezil olmadıydı. Efendim Afganistan Savaşı'nda bu kadar kepazelik yaşamadı. Ya yani bu kadar ayağa düşmedi Amerika. İlk defa burada ayağa düşüyor ya. Yani bu göz ardı edilecek bir şey değil. Yani düşün, İsrail pasaportuyla bir insan bir yerden bir yere gidecek, bir başka ülkeye gidecek, o pasaport memurunun suratına bir bakacak yani. Yani insanların içinde ne duygular patlıyor biliyor musun? Herkes o fotoğrafları gördü. O şeyleri sizin televizyonda onlara tanık oldu. Belki o anda, o pasaportta uzattığı vakit bir şey söylemeyecek belki suratına ama herkes içinden küfrü basacak. Birçok İsrailli bunu hissedecek en azından. Hay lanet olsun. Düştüğümüz şu hale bak diye. Yani savaş suçlusu bir devletin savaş suçları yani Bosna'dan sonra bir Sırp vatandaşının yurt dışına çıkamayışı gibi. Arabalarıyla seyahate gelirlerdi. Gelmeye korktular. Yolda birisi gel çıkar bir şey yapar diye. Bosna'da böyle oldu hocam. Burada da ben inanıyorum ki İsrailli imkanlarla alakalı değil. Amerika'ya bile giderken zorlanacaklar. Acaba şuraya mı gitsem, buraya mı gitsem, orada mı bizimkiler daha çok, burada mı daha çok az filan. Hiç öyle bir şey yok. Canların istediği yere değil artık. Peki. Nerede dayak yemeyeceklerine inanıyorlarsa oraya gitmeye şey yapıyorlar. Ben o bakımdan kaybedilmiş bir dağ. Yani ben İsrail Devleti gelecekte ne olacak? Salı günü bunu söylemiştim. Bir tekrardan söylüyorum. Önümüzdeki dönem İsrail'in varlığını tartışacak Türkiye. Sadece Türkiye değil. Bütün dünya. Bizzat İsrail'in kendisi. Varlığını tartışacaklar yani insanlar. Peki abi. Teşekkür ediyorum. Evet. Süleyman Hocam. Şimdi tabii... Şimdi bu bitirdi, Avni Bey'in bitirdiği yerde şöyle bir şey geliyor benim aklıma. Bak, şöyle bir şey çalışıyor gibi de abi Süleyman Hocam. Bu Hamas'la Fethi arasında işte bir kendilerine uygun bir formülde siyasi iktidar bulmak, onu ortaya çıkarmak. Körfez, yani İsrailler bunu söylüyorlar. Körfez ülkeleri zaten bu savaşın sonunda anlaşmalara devam edeceklerini Amerika'ya beyan ettiler. Biz bunu da yuttururuz. Vallahi hani onlar yutturur mu biz bilmiyorum ama örnekleriyle dolu. Ben mi karamsarım? Yani bu böyle biter. Siz yani kötümser mi yorumluyorsunuz? Hayır kötümser yani tamam kötümserliğinde benim açımdan şöyle bir önemi yok da bu yani bunun hesabı ne olacak? Şimdi ona buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi bir kere bir daha böyle grafik gibi düşünürsek azgınlaşma ve vahşileşme katsayısı artıyor bu işte. Yani çok isabetli söylediniz. Herzog'u biz biraz daha ılımlı bir İsrailli siyasetçi olarak bilirdik. İşte Ankara'ya geldi. Böyle biraz sempatik bir takım sloganlarla uçağını hatta böyle nakşettirmiş filan. Ilımlı İsrailliler de var demek ki. Yani şöyle bakıyorsunuz, ılımlı İsrailliler de var. İşte ne bileyim bir eski hükümet yani bu Netanyahu'dan önceki koalisyon hükümetinde işte öne çıkan bir takım liderler, Gantz daha ılımlı gibi filan.
Ama birden bunlar bir metamorfoza uğradılar. Ve bunlar seslerini, zihinlerini Netanyahu ile akortladılar. Şu an İsrail'de kabine kavgaları da olabiliyor. Belki kapalı kapılar ardında yumruklaşmalar bile oluyordur. Onu bilemiyorum ama çıkıp kimse kolay kolay İsrail'de bu savaş kirli bir savaştır. İnsanları öldürmeye hakkımız yok. İnsanlığın hukukunu çiğnemeye hakkımız yok. Dolayısıyla etkili bir barış kampanyası başlatıyoruz demek cesaretini gösteremiyor. Bunu yaptığınız zaman linç yersiniz İsrail'de. Bu çok açık. Şimdi bu askerler, asker aileleri, işte rehineler ve onların aileleri, bunların oluşturduğu bir kamuoyu yok mu? Var. Ama henüz daha İsrail kamuoyunu sarsacak kadar büyük bir kamuoyu olmadı ortada bunun. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Adamın çocuğu gidiyor, ölüyor orada. Çıldırır. Yani ne için öldü? Bakar orada Netanyahu denilen bir muhteris, hasta bir ruh. Onun yüzünden benim çocuğum öldü. Korkunç bir şey tabii ki. Ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani bu işler öyle oluyor. Bunun büyümesi, büyük bir toplumsal lekeye dönüşmesi, herkesi etkilemeye başlaması. Orada akla gelen sorular şunlar. Yani insanlığın, hani insanların acı eşiği mukayese edilir ya, kimin acı eşiği düşüktür, kiminin yüksektir. Yani biri dokununca başlar bağırmaya da öbürü kerpetenle ancak sıkınca bağırır filan. İnsanlığın acı eşiği yükseldi. Fena da yükseldi. Bunun sebepleri üzerine uzun uzun konuşmak mümkün. İşte kültürel araçlarımız, onlarla kurduğumuz ilişkiler vesaire, oralara girmeyeceğim. Ama sonuçta böyle bir şaşkınlık, anlık belki böyle bir tepkime vermek, tepki bile değil yani, tepkimek, böyle daha refleksif bir şey yani. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yani adam işte o şeyden gelen, Twitter'dan yağan o binlerce görüntüyü izliyor falan. Sonra nerede kalmıştık diye işine devam ediyor yani. Ve hadi bu gece tiyatroya gidelim falan. Hadi diskoteye gidelim falan diyor yani. Yani demek istediğim, bunlarla bir şey olmuyor. Bunlarla bir şey olmuyor. Ama dediğim gibi eğer bu küçük leke büyürse, İsrail toplumuna düşen kayıplar artmaya başlarsa, o kamuoyunun etki alanı, tesir alanı büyürse, bakın işte ondan bir şey bekleyebilirim. Çok emin olmamakla birlikte. Akıllarında şöyle bir şey olduğunu kuvvetle hissedebiliyoruz. Bu krizi, küresel kriz yani reaksiyon bile olsa şu an yönetebiliyoruz'u görüyorlar. İşte bugüne tabii, tabii. Kadar bu süreçte de bir tek ülkeye laf ettiler. Hatırlayın. O da biz. Türkiye'ye tabii, laf etti. Başka yani, hiçbir ülkeye bakın laf etmediler o kadar. Yok zaten hani böyle bir hani Türkiye'nin vurguladığı ve tonladığı seviyede kim konuşuyor? Valla uzaklardan geliyor. Tabii öyle. Ya Latin Amerika'dan falan geliyor. O da biraz buralara gelene kadar volüm düşüyor yani. Şimdi benim hani bu faciayı, bu kabusu ne bitirecek? Ben bunu İsrail'in içinden bekliyorum. Açık söyleyeyim. Yani dışarıdan... Benim mutabıksınız. Evet evet, İsrail'in içinden. Ama yöntemde mutabık mısınız? Ha işte şu yöntem. Şimdi şu soruyu soruyorum kendi kendime. Giriş cümlelerimle bağlayacağım. Yani tırmandırıyor Netanyahu. Bu neyin göstergesi? Yani eğer dedikleri gibi Gazze'nin kuzeyini tam kontrol altına aldılarsa, Orta Gazze'yi, değil mi, Han Yunus ve ona mücavir alanları kontrol altına alıp daha güneye doğru emin adımlarla ilerliyorlarsa, bu kadar vahşi tondan konuşamaz. Yani emin olursunuz zaferinizden. Tabii. Değil mi? Yani işte şu kadar nedir bu Hamas'ın militan sayısı? 70 bin mi? 35 binini ortadan kaldırdık dersiniz. Değil mi? Hatta biraz böyle daha şık, daha yakışıklı profiller verme yani. Bir İsrail askeri, bir belki
Filistinli çocuğu işte kucaklamış, hastaneye yetiştiriyor görüntü, gibi. Evet. Hayır, bunların hiçbiri olmuyor. Tam tersine azdıkça, gaddarlaştıkça gaddarlaşıyorlar. Bu bir şeyin göstergesi. Bu gibi şeyler kontra okunur. Yani mefhumu muhalifinden veya üslubun muhalifinden okunur. O da şu, beceremiyorlar. Beceremiyorlar. Yani kuzeyi ele geçirdik diyorlar. E hala orada kayıp veriyorlar. Han Yunus'u tamam hallettik diyorlar. Çok sert çatışmalar devam ediyor ve ağır kayıplar. Ve hala orayı bombalıyorlar. Hala da bombalıyorlar yani. Şimdi demek istediğim, battıkça batıyorlar ve battıkça daha da vahşileşiyorlar. Daha vahşileşince daha çok batacaklar. Biz bir fasit dairenin içine giriyorlar. Şimdi bu önemli bir şey. Dolayısıyla bunun İsrail kamuoyundaki yansımaları, yankıları bence Netanyahu'nun mukadderatında belirleyecek. Fakat dış dünya deyince endişelerim büyüyor. Bakınız. Evet, arada bir laflar ediyorlar. İşte Avrupa Birliği'nden biri konuşuyor ama böyle olmaz, çocukları öldürmeye hakkı yok falan. Kemküm yani. Kemküm etmektir bu. Öyle de ne yapıyorsun? Ondan sonra oylamada ateşkesi hayır. Biden konuşuyor. Ondan sonra bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler'de ateşkes kararına hayır çekiyor Amerikan delegesi. Bir haber geldi. Dikkatinizi çekmiştir. Trump'ın başı belada. Evet. Colorado mahkemesinden karar çıktı. Ve eğer bu işte itiraz süreleri var vesaire. İzleyicilerimizi hatırlatalım isterseniz. O eyalet Trump'ın seçime burada katılamayacağını. Ama bunun orada katılamaması demek katılamayacak demek yani. Bütün Amerika'da değil mi? Efendim. Şöyle efendim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlet. Dolayısıyla eyaletlerin kendi seçim yasaları var. Seçimin nasıl yapılacağını, oyun nasıl verileceğine ve adayların hangi kriterlere sahip olması gerektiğine o eyaletlerin kendi anayasaları diyelim çerçevesinde karar verir. Colorado eyaletinin demokrat yasasında, seçim yasasında bir isyana karışmış kişilerin asilerin aday gösterilemeyeceği, aday ön seçimlere giremeyeceği ve o eyaletten Amerikan başkanlığına aday olamayacağı düzenlenmiş olduğundan Trump'ın da daha belki seçim sonrasında kongre baskınıyla ilişkilendirildiği hakkında soruşturma açıldığı görüşünü öne koyarak o eyalet için dedi ki Colorado'da giremez. Burada endişe edilen şu, pek çok diğer eyaletin de seçim tabii yasalarında canım benzeri hükümler var. Ve onu söyleyecektim. Bir eyalette girmeden tabii Amerika'yı kaybeder mi? Kaybetmez. Ama şayet bu yayılırsa. Elbette tabii. Yani çünkü çok güdümlü oldu bu. Evet. Bilmem Barış Sever bilmem ne topluluğu gençlerden oluşan başvuruda bulunuyor. Tam yani kampanyaların başlayacağız. Ciddi bir oyu olmasa bile bir miktar oyu böylece bir eyaletin bir oyu gitmiş gibi olacak. Şimdi bu yani diyelim tabii, ki anladım. Yayılırsa bir de. Hayır, şimdi Çağrı Hoca'nın eyalet dediği gibi yani bu 5-6 vilayet eyalete evet sıçrarsa yani herkes de Amerika'da iç savaş çıkar mı? Bilemem mi? O çıkar veya yani çıkmaz. Yani Trump'ın da bu kadar gücü Trump var yani. Tabii. Trump da herhalde bunu çok sineye çekecek. Sineye çekip oturacak değil yani. Oturacak değil. Ya bu gözdağı vermek ya korkutmak ya da bayağı seni adaylıktan düşürmek için yola çıktık demek. Şimdi Trump'ın bir kere yani cumhuriyetçilerin adayı olacağı kesin mi değil mi belli değil. Santis'in adı geçiyor değil mi? 10 tane şeyi varmış. İkinci seçmeni var. İşte tamam. Fena değil aslında. Baktığınız zaman. Önemli değil yani. Bu sembolik bir şeyi başlattılar ama. Yani bunun ben güdümlü olduğunu düşünüyorum. Ha Trump daha evvel konuşmalarda da arz etmiş olduğum gibi acaba nerede kalmıştık deyip aynısını devam mı ettirecek? Yoksa bu işin üzerine bir de benzinle falan mı gidecek? O da meşhur yani. Onu da söyleyeyim. Veya bu Santis midir? Neyse bu adam gelirse onun bu olaya bakışı ne bilmiyoruz. Belki temiz mahkemesinin kararını bekler hocam. Ya bekler muhakkak. Ama şimdi bir adamın üzerine gidip şimdi hayatın Amerika'daki siyasi hayatın olağan akışına uygun bir şey mi bu yani? Bu olağanüstü bir şey. Evet.
Baştan adayı engelle... Bu yaşanmamış galiba. İşte tabii ya, bir adayı engellemeyle başlıyorlar yani. Neyse. Şimdi demek istediğim, dış dünyadan böyle değişim, Amerika değişirse bir tek Amerika durdurabilir İsrail'i. Evet. Trump da ümit. Ona... Şimdi bakın olmuyor bu yani. Yani tam yerine oturmuyor. Avrupa Birliği'nde zaten yaprak kımıldamıyor maşallah. Yok, onlar. Onlar zaten bitik. Onun için ben dış dünyadan müdahale beklemek ve onları hala Birleşmiş Milletler'de sürünüyor karar. Sürünüyor. Yerlerde sürünüyor. Yani bu iğrenç bir şey. Bu. Ama şundan da artık giderek daha fazla emin oluyorum. Bu Netanyahu ve şürekası battıkça batıyorlar. İsrail'in prestiji bugün dünyada kaybolmuş mudur? Valla 50-50. Hala. Amerika'da bir alan araştırması yapıldı geçenlerde. Takip etmişsinizdir. Evet. Orta yaş grubuna doğru destek artıyor İsrail'e. Gençlere doğru azalma eğilimine giriyor. Ama mesela belli bir genç yaş grubu için, şimdi kaç hatırlamıyorum ama keşke getirseydim yanımda oranları. Yani mesela %60 onaylamıyor o gençlik grubu. Evet, ama %40 onaylıyor. Bu da çok ciddi bir şey yani. Ya adamların bu dünyadaki prestijleri, demin mesela Üstad Sırpları verdi. Sırplar zaten biz Türkler gibi, yani baktığınız zaman Batı'nın gözünde bir Sırp, bir Türk ayrışmaz. Evet, aynen öyle. Bunlar vandal, vahşi adamlardır diye bakarlar. Evet. Ama Osmanlı'nın artıkları diye bakarlar. Dolayısıyla o haliyle bir de katliam yapınca iyice altında kaldı. Ama İsrail öyle değil. İsrail'in elinde medya var. İzninde bir şeye daha değineceğim. Şimdi tabii yani biraz şükran duyuyoruz Elon Musk'a açtığı kanalları, evet. En azı. Programdan önce kendi aramızda konuşuyorduk. Üstad da söyledi. Birkaç fotoğraf Vietnam Savaşı'nı bitirmeye yetti. Evet. Ama birkaç fotoğraf da onlar. Akmıyordu orada görüntü. Donmuştu. Ve zihnimize de onu mıhlıyordu. Bir adam kafasına silah dayanmış. Yanarak kaçan bir kız çocuklar. Maylay katliamı. Veya işte vurulmuş ve tam... Öyle fotoğraf ki... Evet. Bugün bile ekrana verirken tereddüde... Görüyorsun yani, bakın, evet. Fotoğrafla akıcı görüntüler arasında çok ciddi etki farkı var. O dönem böyle akıcı görüntülere sahip değildik. Şimdi elimizin altında hepsi. Bu akıcı görüntüler enflasyonu acaba bir şeyleri sürükleyip götürüyor mu? O acı eşiğini biraz daha mı yükseltiyor? Bizi daha mı bağışık kılıyor? Çünkü bugün bakalım Gazze'de... Bu acılar bizi etkilememeye başlıyor. İşte onu diyorum. O, yani bu belki de Elon Musk bunu yapmış oluyor. Bilerek veya bilmeyerek. Halbuki fotoğrafta dondurur ve zihninize mıhlar onu. Ben hatırlıyorum. Ben üniversite okurken falan böyle gittiğimiz ev arkadaşlarımızın odalarında odalarda, o vay, evet, posteri evet, asık. Öyle vardı. Ve her sabah uyanınca görüyor onu. Tabii. Yani adam mesela bunun gibi. Şimdi onun için hani böyle dış dünyanın müdahalesi, insanlık vicdanı, kamu oyu oluşması bilmem ne, valla zamana bağlı olarak bunda bence düşmelerin de olacağını beklemek lazım. Biraz da tabii iğneyi oraya buraya batırken çuvaldızı imal etmemek gerekiyor. Türkiye'de de şimdi yani ben haber kanallarını falan diyor. İşte seçimler ne olacak? O partiden kaç kişi istifa etti bilmem. Ya çocuklar ölüyordu. Ne partisi? Tabii yani. Ne partisi yani? İlk günlerdeki o heyecan dalgası. Ya fenomenler tartışılıyor. Fenomenler tartışılıyor. Topçular tartışılıyor falan. Ya şimdi böyle olur mu Allah aşkına yani? Biz bile böyle jöle gibi olduk yani. Avrupa toplumları veya Amerika'da kim neyi mi? Yanındaki eyalet umurunda değil adamın. Yani kalkıp şey mi meseleci? Onun için ben sürecin kendi içine doğru çökeceğini düşünüyorum. Ve bunun genel faturası, yani kesin mizanı, öyle söyleyeyim, bir gün çıkarılır. Ve bu her İsrail'in önüne de konur. Yani şey gibi olmaz, Almanlar gibi olmaz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra veya Sırplar gibi olmaz. Hüseyin Hocam, Netanyahu'nun gidiş biçimi, yani ila sert bir şeyden bahsetme, gidiş biçimi insanları
rahatlatmasın. Yani işte savaşın bir aşamasında, hatta sonuna doğru bir yerinde... İşte nasıl gideceğine bağlı yani, ve ardından ne geleceğine ama, bağlı. Tamam da işte Cumhurbaşkanı'nın örneğini verirken sorunun Netanyahu olmadığını... İşte onu diyorum tabii ki. Tabii ki. Teyiden sonra. Ya, muhakkak var İsrail yani toplumunda da vicdan sahibi insanlar. Ne sesleri çıkıyor doğru düzgün. Tek tük yani çok böyle meşhur olanlar bir şey söyleyecek. Mesela Sanders konuşuyor. Gümbür gümbür konuşuyor adamcağız şimdi. Doğruları söylüyor. Evet. Biz suç ortağıyız bu katliamın diyor. Ve Sanders bu işte Amerika'daki bildiğimiz solcu Sanders. Yani bunun gibi ya böyle Noam Chomsky konuşuyor. Bilmem ne ya bunlar konuşunca evet yani şöyle bir duruyoruz bak adamlar. Ama öbür taraftan da Habermas konuşuyor. Yıkıyor perdeyi eğiliyor viran. Ne yapacağız şimdi? Orada da bir akort yok yani entelektüel dünyada veya tanınmış düşünürler, edebiyatçılar, şunlar bunlar. Yani bir ses çıkmıyor yani. Çıkarsa bir tek tük hani trafikte korna sesleri duyar gibi yani. Bu değil tabii ki. Çok güçlü bir dalga, karşı dalga olması gerekiyordu ama bunlar maalesef yok. Bu da insanlığın ayıbı. Bir de hocam şöyle bir şey var herhalde. Her toplum ya da her ülkenin bu krizden etkilenme sosyolojik açıdan sonra formu farklı olabilir mi diye sorayım. Çünkü mesela bugün mesela Friedman'ın bir yazısını okudum. Diyor ki mesela Suudi Arabistan diyor bu savaşın hemen bitmesini istiyor. Çünkü diyor kendilerini pek derdi değil ama Suudlu gençleri radikalize ediyor diyor bu. Şimdi bu ikinci bir şey yani. O da şu hani sorun çözmeye dönük barışı tesis etmeye matuf bir kamuoyunun oluşması ayrı bir şey. İsrail'in yaptığı bu korkunç vahşete karşı vahşeti başka türlü İsrail'e yöneltmek, İsrail'e yöneltmek isteyen başka bir vahşet de doğar. Ya Arap sokaklarında ne oluyor şu an? İnanın hocam, bilmiyoruz de yani. Dedi, doğru yani. İnsan çıldırır yani. El-Kaide'yi gördüler bunlar. Elbette tabii. Kendi toplumlarının içinde nasıl yansıdığını. Evet yani oradan doğan. Şimdi bu bütün bunlar bir kere adım kadar eminim. Çok da konuşmadan Çağrı Hoca'ya da zaman bırakmak istiyorum. Adım kadar eminim. Bir kere bu Hamas'ı yok edemeyecekler. Tutturuyor ve sordukları zaman. Hayır bu mümkün değil. Tam tersine güçlendiriyorlar. Tam tersine pekiştiriyorlar. Demin evet. Söylediği gibi moral üstünlüğü onlara veriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu orta vade, uzun vade bir kere İsrail'in istediği gibi gitmeyeceğini gösteriyor. Bir talk show programında Amerikan kanallarından birinde bu konu konuşuluyor. Bir tane sanatçı bağlandı Çağrı Hoca. Ben soruyorum diyor, İsrail'in diyor şu anda bu savaşı sürdürmesinin mantıklı bir sebebi var mı diyor sanatçı. Talk show'un yöneticisi de diyor ki, İşte diyor Hamas'ı Hamas'ı yok edeceklerini söylüyor. Siz inanıyor musunuz? Evet inanıyorum diyor. Peki, o da diyor ki Orta Doğu ile ilgili hiçbir fikriniz yok değil mi diyor. Evet öyle. Bu kadar. Hiçbir fikriniz yok değil mi orada? Büyütürsünüz. Tabii yani işte bu kadar. Büyütürsünüz ve büyütüyorlar. Evet. Peki hocam devam edeceğiz. Yok benim daha. Yeterli zaten. Çağrı hocam buyurunuz. Son cümlenizden alalım isterseniz. O talk show hangisi bilmiyorum ama. Reklam vermeyeyim ben size söylerim. Yok ya bilmiyorum bizde ama. De şeyde, çünkü dijital platformlarda yayında olmuş. O talk showcunun nasıl Orta Doğu hakkında hiçbir fikri yoksa aslında bilgi sahibi olmadan bir fikri var ama bilmeden onu demek istemiş. Yani hiçbir bilginiz yok tabii, demek istemiş. Biz kendilerinden tepki beklediğimiz ABD toplumunda %90 95 onların da hiçbir bilgisi yok ve fikri yok. O talk showcu aslında ABD toplumunun bir aynası. Yansıtıyor diyorsun. Yansıtıyor. Avrupa Birliği'ne gelince durum daha vahim. Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde geçen hafta konuşmuştuk. Şimdi yaklaşan parlamento seçimlerinde de bunu göreceğiz. Aşırı bir ırkçı, yabancı düşmanı yükseliş var. Bunların hepsinin müşterek paylaştığı konu, bunlar aynı zamanda Müslüman düşmanı, Türk düşmanı. Avrupa Birliği ülkelerinde İsrail olan destek sadece hükümet düzeyinde değil, biz kendimizi kandırmayalım.
Evet. Bilhassa Müslüman azınlığın olduğu, evet, İngiltere gibi, Fransa gibi memleketlerde sokağa dökülenler oluyor. Ya da bir antisemitik damarın olduğu bazı yerlerde mecliste milletvekilleri bile gidip işte Hanuka mumunu, şamdanını söndürüyor. Ama geneline baktığınızda maalesef İsrail sempatisinden değil, Müslüman düşmanlığından dolayı İsrail'e karşı sessiz kalıyorlar. Biz bunu eğer doğru dürüst analiz etmezsek, bu meselenin aslında ne gibi daha büyük problemlere yol açabileceğini, belalara yol açabileceğini, nelere gebe olduğunu anlayamayız. Mesele sadece Gazze sınırları içerisinde, Batı Şeria'da İsrail-Hamas çatışması değildir. Biz eğer bir çare arıyorsak, bunu daha üst bir bakış açısıyla, başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti, başkaları da söyledi, bunu bir siz Hilal Salip mücadelesine mi çekmek istiyorsunuz? Bir Haçlı Hilal mücadelesine mi çekmek istiyorsunuz derken, aslında bu zaviyeden bakarak söylüyordu. Çünkü başka bir izahı yok. Yani 17 bini kadın ve çocuk olan bir kitleyi, 25 bin kişilik bir kitleyi yok ediyorsun. Sen değerlerin beşiği olduğu iddiasında olan, insan haklarının beşiği olduğu iddiasında olan bir ülkesin, İngiltere'sin, Fransa'sın, kalkıp da buna sessiz kalıyorsun. Başka hiçbir izahı yok. Bundan içten içe keyif alan, sadece stratejik bakış açısıyla değil, yani işte bunlar birbirlerini yesinler, petrolü ben ele geçireyim, istediğim gibi oralarda at oynatayım, silah satayım değil. Ya bunların hakkından bir gelsin İsrail. O zaman da tabii 1940'ların ikinci yarısından itibaren İsrail'in burada kuruluş ve gelişme aşamalarında Batı dünyasından ne gibi destekleri, niye aldıkları, o bölgelerden Yahudilerin buraya nasıl, savaş sonrası, savaş içinde değil, sonrasında nasıl gönderildiklerini de hatırlamamız gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde televaizler denilen televizyona çıkıp, bilhassa pazar günleri ama bazı kanallarda 24 saat insanlar var. Şimdi bunlar bazen bizde espri konusu yapılıyor. Bazı filmlerde filan çıkıyor. İnanılmaz derecede ortalama Amerikalı üzerinde etkili bir kitle bu. %65 Amerikan seçmeninin, ya biz Amerika'yı böyle tabii bir takım filmlerde öyle bir görüyoruz ki, dinle, diyanetle alakası olmayan sanki eğlence dünyasında. Hayır, %65'i kiliseye pazar günleri giden, Hristiyan adetlerine itibar eden, dua eden ve bu insanların yol göstermesinden etkilenen bir kitle. Bilhassa o evangelist kitleden söz ediyoruz. Hocam, ya hiç merak edip baktık mı? Bir cümleyle bitireyim. Tamam, reklamı. Tamam. Hiç merak edip baktık mı? 7 Ekim sonrasında Amerikan toplumuna bu yön veren kanaat önderleri bir kez olsun, ya bu Filistinli bebekleri İsrail katlediyor mi dediler? Yoksa 11 Eylül'de bizim başımıza ne geldiyse, İsrail'in başına da bu geldi deyip İncil'den Netanyahu'nun da okuduğu ayetleri mi okudular? Evet, bence bunu söylediler. Şöyle, aynen devam edeceğiz efendim. Çünkü Çağrı Hoca Kızıldeniz hakkını da kullanmadı, onu da kullanacak. Ama ondan sonra bir Irak konuşmak istiyoruz. Irak konuşacaktı, konuşacağız ama muhtemelen en az Irak'tan bahsettiğimiz bir konuşma olacak. Çünkü daha büyük bir şey anlatmaya gayret edeceğiz. Reklamlardan sonra hemen geliyoruz. Akıl Odası devam ediyor efendim. Döndük. Hocam sizdeyiz. Söylediğim şu idi. Şeylerde, papazlarda kalmıştık. Dünyanın, Batı dünyasının kendi köklerinde olduğunu söylediği değerler bu denli herkesin göz önünde yerle bir edilirken neden bu kadar tepkisiz kaldığının arkasında İsrail sempatisinden öte bir
Müslüman düşmanlığı olduğunu unutmayalım. Bu var, bu artarak devam ediyor ve maalesef bugün Avrupa'nın demokratik imkanlarından faydalanan pek çok siyasal parti ya geldi iktidara, Hollanda'daki bir vaka veyahut gelmek üzere. Bu demokrasinin, Avrupa demokrasisinin şöyle de bir açmazı var. Merkezde bulunan, merkez sol ya da merkez sağ partiler her ne kadar ırkçı söylemlere sahip olmadıklarını, buna karşı olduklarını söyleseler de halkın o yönde bir teveccühü oluştuğunda bunlar da yavaş yavaş bunlardan bir takım kavramları, cümleleri ödünç alıyorlar. Fakat bir süre sonra o ödünç almış oldukları kavramları da içselleştiriyorlar. Artık o parti programına giriyor, seçim beyannamesine giriyor. Merkel'in o 20 yıla neredeyse yaklaşan siyasi serencamına bir bakın. Başlangıçta neredeydi? Ayrılırken Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı nereye geldi? Ve Hristiyan Demokrat Parti içerisinde nereden nereye geldi? Şimdi Batı, maalesef Batı toplumu içerisinde böyle bir durum var. Bize geldiğimizde bu tarafa, ben tabii şimdi 80 güne geldi. Çok düşünme imkanım oldu hocalarımızın da sizlerin de. Yani tefekkür edip, ya bu nasıl olabilir? Çünkü insanın vicdanı da el vermiyor. Sadece buna az önce söyledim aradan evvel. Yani stratejik bakıp değerlendirme yapmak falan. Hepimiz insanız netice itibariyle. Nasıl olabilir bu deyince, ya geçmişte buradaki Filistinlerin dünyada sevseler de sevmeseler de sözüne kulak verdikleri bir takım lider figürleri vardı. Bakın 67 Savaşı'na kadar aslında Arap dünyasının lider figürü, ama yeri geldiğinde tabii ki Filistin meselesi üzerinden, İsrail üzerinden öne çıkan, yine sevsek de sevmesek de Nasır diye bir adam vardı. Yani Nasır bir şey söylediğinde... Ama az biz figürü söylemediniz. Hayır, Nasır bir şey söylediğinde sadece Arap dünyası değil, eski sömürgeci İngiltere'den, ya bunun acaba Afrika'ya da bir tesiri olur mu diye endişe eden Fransa'ya kadar, ya bu böyle biraz burada serpilirse Sovyetler buraya girer mi diye endişe eden Amerika'ya kadar herkesin kulak verdiği bir adamdı. Sonra 67 Savaşı'nda yenildi, 70'te öldü, devre dışı kaldı. Filistinler kendi içinden bir lider çıkarttılar. Yasser Arafat. Ve ölene kadar Yasser Arafat politikasını ister beğenelim ister beğenmeyelim, bütün Filistin halkını temsil edip etmediği tartışmasını yapalım ama... Avni Bey söyler şimdi fikrimi. Olabilir. Yani yolsuzluklar, işte Filistin'in politikasını irtifa hayır, kaybetmesi her şey. İnkar edemeyiz hocam. Bakın, Yasser Arafat bütün, diye bir lider bütün, çıktı. Ha, ne bugün Filistin Kurtuluş Örgütü diye bir örgüt varsa ne dersek diyelim. Yasser Arafat'ın sayesinde. Bakın geçen hafta New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler görüşmesine katılabilmesi ancak ve ancak basına konuşmama karşılığında olan bir Filistin Dışişleri Bakanı var, değil mi? Evet. Yasser Arafat'a Amerika vize vermediğinde, öyle mi dedi Birleşmiş Milletler? New York'ta değil, Cenevre'de toplanacağız ve Arafat gelecek bu kürsüden hitap edecek. Anladım. Şimdi nereden nereye gelmişiz? Bugün Filistin halkı adına Mahmut Abbas mı konuşuyor Allah aşkına? Kimse dikkate almıyor. Peki İsmail Haniye çıktığında dünyanın her tarafında ya Filistinler adına konuşuyor deniyor mu? O da denmiyor. Hayır, denmiyor. Peki Arap dünyasından herhangi bir lider, yani zamanında Nasır'ın yaptığı gibi, hatta ve hatta zaman zaman geçmişte şimdikinin babası Kral Hüseyin'in yaptığı gibi, önemli bir figürdür Kral Hüseyin de, Ürdün Kralı. Ya bak Suudi Arabistan'da şu adam Filistinler adına konuşuyor, bir kulak verelim denilen Faysal. bir figür var. Faysal 73 Savaşı'nda yani Orta Doğu'nun gidişatını belli bir sürede olsa değiştirdi adam. Yönlendiren o. Ha ne oldu? Kendi öz yeğenini adamı öldürttüler. Bir komplo teorisi değil bu yani. Ve dediler ki bundan sonraki krallara bakın, sizin başına da aynı şey gelmesini istemiyorsanız söz dinleyin. Söz dinleyin ve Netanyahu da söyledi zaten Trump onu. Bunu açık söyledi. Trump ne dedi? 2 haftalık işiniz var dedi ya.
Bunu açıktan söyledi. Sakın kızdırmayın bizi dedi. Sonra da İbrahim anlaşmalarını bunlara imzalattırdı. Dolayısıyla bizim buradaki bu insanlık dramının önlenmesi için elbette haftalardır söylediği Türkiye'nin yapılması gereken pek çok şey var. Ama bir yandan da geneline baktığınız zaman İslam dünyasının durumunun çok daha endişe verici bir yola doğru gittiğini görüyoruz. Bu nasıl önlenecek? Orada geçmişin yöntemleriyle bugünün toplumlarına yön vermenin mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Yani liderler üzerinden işte toplayalım İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, orada bir karar alınsın da halklar da bu kararın etrafında toplansınlar. Bu mümkün değil. Bizim zamanın ruhuna uygun bir metotla, bir politikayla burada bütün İslam alemine, bütün vicdan sahibi Batı alemine seslenebilmemiz gerekiyor. Ama onu da daha icat edilebilmiş değil. Biz hala Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nün reforme edilmesinden bahsediyoruz. Nitekim Türkiye şöyle bir yöntem geliştirdi. Bu sorulduğu zaman mesela devlet erkanına, bakın efendim hani hiç kımıldamıyorlar. Herkes kendi günahını kendisi öder. Biz bunun mücadelesini kendimiz yapıyoruz. Önderliğinde, liderliğinde yaparız. Yani hiç olmazsa tabii. Biz insani yani, yardımlara evet, eriştirelim. Vicdanın, sahra hastanelerini kuralım. Bunu diyoruz. Biz elimizden gelen şu anda bu. Ama bir yandan da o mesajları gönderiyoruz. Ya silkinin kendinize gelin. Çünkü sonuçta sırada size de gelecek. Yani böyle başlayacak ve sıra size gelecek. Günümüzün en önemli kavramı haline geldi insan hakları. Yani insan hakları dediğiniz zaman da o kadar genişledi ki haklar diyelim biz buna. Yani işte hayvan hakları da bu işin içerisine girdi. Çevreye karşı yapmamız gerekenler de bu işin içerisine girdi. Fakat bunları en basit bir anlatımla siz kalkıp Filistin örneği üzerinden Amerikan kampüslerinde dile getirmeye kalktığınızda size derhal ya sen antisemitsin diyebiliyorlar. Ve bu sefer ne oluyor? Siz bunu dillendiremiyorsunuz. Yani Batı'nın vicdan sahibi entelektüelleri de maalesef ne üniversite kürsülerinden ne televizyon yorum programlarından ne de gazete köşelerinden bu durumu dile getirebiliyor. Küresel bir karartma altında. Yani ya biz biraz Türkiye'de yaşayanlar olarak dünyanın başka yerlerinde de vardır. Galiba algıda seçici bir şekilde bu resimleri görüyoruz. Emin olun dünyanın pek çok yeri görmüyor bunları. Ve biz bunları çok yoğun gördüğümüz için zannediyoruz ki herkes de görüyor. Hayır, gösterilmiyor. Bir karartma var. Ve bizde olanın onda biri bile belki farkında olmayan, hani Orta Doğu'nun nerede olduğunu gösteremeyecek, Filistin'in nerede olduğunu gösteremeyecek ama tek dünyaya dair bilgisi işte o telepapazın, televaizin kendisine söyledikleri olan bir dünya var. Bunu bilmek zorundayız. Ve buna göre hareket etmek zorundayız. Şu an itibariyle Türkiye dışında, ya bunu maalesef olarak söylüyorum. Yani iyi ki Türkiye var ama maalesef Türkiye dışında da bunu her düzeyde dile getiren, her şeye rağmen, kendisine yapılan şantajlara rağmen, kendisine diş göstermelere rağmen, yani bir takım kredi derecelendirme kuruluşları üzerinden, bak sen ileri gidersen senin kredi notun da düşer. Bunlar hepsi diş göstermedir. Londra bankalarının kapıları kapanır sana kimse telefonu açmaz. Bunların hepsi diş göstermedir. Bunlara rağmen bugün Sayın Fidan'ın mecliste dışişleri bütçesi görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmayı okudum. Her şeye rağmen biz doğrunun ve hakkın yanındayız diyor ve diyor ki Batı dünyası, NATO, bizim müttefiklerimiz biraz kendinize gelin. Bizim bütün bu olup bitenler karşısında sizin durumunuza bakarak bir takım alternatiflere yönelmemiz çok önemli bir konuşma bu. Bir takım kendimizce yöntemler geliştirmemizden daha tabii ne olabilir? Mealen söylüyorum. Yani Türkiye'yi kaybedersiniz.
Ama acaba onlar bundan endişelenirler mi? Türkiye'yi kaybetmekten. Bunu onlara başka türlü nasıl hissettirebiliriz? Ya da buradan gidişatla o Birleşmiş Milletler reforme etme çabalarına nasıl daha geniş bir kitleyi toparlayabiliriz? Bunlara kafa yormak lazım. Ama yalnız ya da istediği kadar etrafında başka ülkelerin olmadığı bir süreçten geçiyor Türk dış politikası. Evet, peki bir şey soracağım hocam. Ukrayna Savaşı'nda da hep şunu kestirmeye çalıştı ya insanlar, biz de deneyim yaptık. Bunun mesela hani bir zaman dilimi kestirebiliyor musunuz? Mesela hala Ukrayna Savaşı Amerikan başkanlık seçimleriyle takvimlendiriliyor. Bunu biz neyle takvimlendiriyoruz? Yani bunu zaten iki ay önce bitmesi gerekiyordu. Nedret Bey, bu savaş 7 Ekim'de başlamadı ki ne zaman biteceğini söyleyeyim. Yani bu mücadele 1919'da başladı. Bu 1917'de başladı. Balfour Deklarasyonu ile başladı. Bu mücadele Haganah'ın kurulmasıyla başladı. Bu mücadele Derya Sir katliamıyla başladı. Bu mücadele parça parça Filistin topraklarını 48'de, 67'de, 73'te, 81'de yutulmasıyla başladı. Her yeni Yahudi yerleşiminin açılmasıyla devam etti. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesiyle devam etti. İşgal altındaki toprakların ilhakını tanımasıyla devam etti. Bu 7 Ekim'de başlamadı ki. Ne zaman biteceğini. Bunların hedefi baktığınız zaman açık açık da söylüyor. Sonuna kadar gideceğim diyor adam. O zaman biz bunun ne zaman biteceğini değil, ne zaman ve nasıl durdurulacağını konuşmak zorundayız. Ve nasıl durdurulacağını konuşmak zorundayız. Evet abi, geçelim mi Irak'a? Olur. Tabii ki Gazze'yi, İsrail'i devam edeceğiz ama bahsettik. Zirve, evet. İlginç bir zirveydi. Bazen İran Cumhurbaşkanı gelecekti. Bu ikinci defa oldu galiba. Gelmedi. Mesela evet. Ona da biz tabii çok da haklıyız. Anlam yüklüyoruz böyle Ankara'da şimdi böyle bir ziyaretin gerçekleşmesinin. Fakat olmadı. Şimdi mesela Irak'ın bu kadar yüksek seviyeli ve çoklu ziyaretine o kadar gazetelerde falan zaten hak getire de hani pul kadarı geçiyorsa iyi. Aferin, bu anlamı şey yapmışlar diye, atlamamışlar diye övüyoruz. Ama burada konuşulan konular bambaşka konular. Bir de Patriot'u hatırlatalım evet. Yani tekrar izleyicilerimize. Bize F-16 veriliyor verilmiyor kavgasından Irak'ın kuzeyine Patriot meselesi de devam ediyor hala. Dediğiniz doğru. Şimdi şöyle yapalım. Az önce Çağrı Hoca dedi ki ya bu ta 1919'larda şurada burada başladı bu mücadeleler falan. Şimdi bizde Misak-ı Milli diye bir şey var. Bir harita var değil mi? Osmanlı'nın son meclisi mebusanının belirlediği bir ulusal hat bir şey çizgisi. Burada Balkanlar yok. Ama Kafkaslardan bir dokunuş ve olduğu gibi Irak coğrafyasında bir çizgi var. Suriye ve Irak coğrafyası var. Biz savaşı kaybettik diyelim. Yani özeti bu. Mütareke imzalandı. Silah bırakın, bilmem ne, şu bu filan filan. Ankara'da Büyük Millet Meclisi 1920 sonrası. O arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın da yani Atatürk'ün de karar emri, yazılı emri ile bir Özdemir Harekatı başlatıldı Irak'ta. Özdemir Harekatı dememizin sebebi
oradaki yarbayımız yani Şefik Özdemir'in ismine atfen. Türkiye Büyük Millet Meclisi veya da Ankara Hükümeti veya Mustafa Kemal'in adı kullanılmaksızın Ankara'nın sağladığı olanaklarla hem asker olanakları hem efendim onun dışında maddi silah şu bu olanaklarla Musul ve Kerkük'ü zapt etme emriyle görevlendirilmiş bir birliğimizin harekatı bu. O kadar, yani gittikleri her yerde Hakkari'den girdiler. Siirt'ten Hakkari'ye geçtiler. Hakkari'ye girdiler. Hakkari'den itibaren işte Irak'a geçtiler. Bu harekat nereden yürütülsün? Orada Revenduz seçilmiş o ve oradaki bölgede. Oradan başlatılsın bu harekat diye. Ve girdikleri her yerde bayraklar, şenlikler, biz unutulduk zannediyorduk, unutulmamışız demek ki diye Türkiye'nin etrafında bir hale tekrar orada oluştu falan. Her yerde tekrardan zapt edişler, alışlar falan, işte Kerkük'tü, Musul'du falan oraya ve İngilizler yok adam, yok olmaz dediler. Hava uçaklarla saldırdılar. Zehirli gaz kullandılar. Evet, hepsi var yani. Biliyorsunuz işte Şeyh Berzenci'yi aldılar, getirdiler oraya Kürt kralı diye oturtturdular, devlet kurma koydular. O günlerden biz bugünlere geldik. Hala işte o gün karşımızda İngiltere var idi. Bugün karşımızda Amerika var. İşte sizin dediğiniz gibi patriotlarla falan her şeyle silahlandırılmış birliklerle bize mücadele ediyorlar. Biz onun için burada bu programlarda öteden beri söylüyoruz. Türkiye esasında Amerika ile savaşıyor. Yüksek sesle söyleyemiyoruz. Yani biz söylüyoruz da bizim devletimiz söyleyemez. Yani daha işte ittifaklar, şunlar, bunlar, NATO'yu şeyleriyle falan. Ama ilk defa bunca seneden sonra bakın 100. yılına geliyoruz yani. Bunca seneden sonra ilk defa bu geçen hafta bu Irak hükümetinin en yetkili isimleri devletin yani başbakanı, dışişleri bakanı, savunma bakanı, istihbarattan sorumlu görevlileri. Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı muadili Dışişleri Bakanı, İstihbarat Başkanı, Teşkilatının Başkanı filan hepsi ve Milli Savunma Bakanı filan hepsinin katıldığı bir toplantıda bir mutabakat belgesi imzalandı. Bu belge Nedret Bey'in söylediği gibi ne yazık ki Türk basınında bir yansıma bulmadı. Belki de Ankara, yani devlet, bizim devletimiz pek fazla gürültü çıksın istemedi belki de. Bilmiyorum onu da. Yani sadece gazetecilerin, yani normalde ilgisizliği desem o da evet, ona da itiraz etmem. Ama öbür türlü de desem ona da belki vardır böyle bir bildikleri bir şey derim. Türkiye'nin bir büyük projesi tasdik edildi. Bu bir kalkınma yolu projesi. Ve Irak bunun altına elini koydu. PKK'yı tasfiye edeceğiz, burada yaşatmayacağız. Bunun altına elini koydu Irak. Bu konuda, bu yolda yapacağınız bütün operasyonlarda arkanızdayız, biz de varız. Dedi Irak Başbakanı ve Irak Savunma Sekreterliği. Hepsi var burada. Türkiye şunu anlattı. Bakın, Türkiye Irak'tan
hiçbir karış toprak bile istemiyor. Ama bu PKK istiyor ha. Hani o bazılarınızın sempatik baktığı PKK var ya, aynen bu cümlelerle hem de. Bunlar toprağı istiyorlar. Vermeye niyetiniz varsa Türkiye'ye karşı tavrınızı alın. Ya da bu belgeyi imzalayın. Birlikte mücadele edelim. Onun için bu Bafıl Talebani'nin şimdi başında olduğu grupların gidip Suriye'deki PKK'lılarla falan oturup masalarda toplantı yapmaları Irak Kürdistan Partinin ve Demokrat Partisi'nin şeyi filan. Yani Barzani filan bunların hepsi ne ayağınızı denk alın dediler. Bafıl Talebani diyor ki beni işte Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı beni tehdit ediyor filan. Ne edecek diye? Yani ne yapsın? Tehdit değil de yani bu başınıza bunlar gelir diyor. Dedi. Türkiye'nin Savunma Bakanı filan. Yani bu şey fevkalade önemli bir projeye imza attılar. Ara başlığı da var abi. Onları da istersen söyle. Evet. Bu birincisi bu su meselesi. Evet. Ana kalemlerden birisiydi. Çünkü Irak'ın canı bayağı yanıyor bu konuda. Ama tamam. Tamam da bizde de yanıyor da bizim de var yanıyor. Tabii değil mi? Bizim şimdi de sıkıntımız var. Siz de kardeşim yani suyu idareli kullanmak nasılsa bunu bütün dünya artık modern teknolojiler gelişti. Onları öğreniyorlar. Türkiye de öğreniyor. Damla sulamalar filan. Siz de öğreneceksiniz. Bunun başka yolu yok. Biz kendi suyumuzu verebileceğimizin çok daha üstünde su veriyoruz. Bu sefer de Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle hak edildiğinden %20 daha fazla su vermeye başladık Irak'a. 20 de bayağı varmış. Az buz değil yani. Yani Türkiye'de şu anda biliyorsunuz 2 ay öncesine kadar kuraklık çekiyorduk ya. Buna rağmen barajlardan kapakları açtılar. Şu son şeye kadar, sağanaklara kadar barajlarda biliyorsun hani düşüktür rakamlar. Hala da düşük canım. Yeteri biraz kadar şey değil yani. Yani. Şimdi yeni bir takım barajlarımız su tutmaya başladı. Şu bu filan filan. Onlar da devreye girdi filan. Ama hak edildiğinden daha fazla su veriyoruz şu anda. Yani anlaşmamız var. Diyelim ki şu kadar yani kafadan atıyorum 5 milyon metreküp günde su vereceksen efendim 7 milyon metreküp su vermeye başlamışız filan. Ama Cumhurbaşkanı'nın emriyle yani. Olmadığı halde. Olmayan suyu verdik biz Irak'a. Onun için bu proje bizim için fevkalade hayati ve önemli. Ha, şöyle. Bu proje ta Büyük İskender'den başlayarak tarihin önümüze taşıdığı bir kalkınma projesi. Bunun nerede? Ta efendim şeyden başlıyor ilk şeyimiz. Körfez'de inşa edilecek limanla başlıyor. 2025'te limanın inşaatı bitiyor. Nef limanı. Örne abi. Bu PKK'da konuşulduğu için sen biraz güçlü ifadeler kullandın. Ümit var mısın Irak'ta en azından PKK? Ben kesinlikle Ankara bunun arkasına askeri gücünü de koydu. Onu yani karşı Irak'a söylemiş. Geçen yani, haftaki toplantı yani o toplantıda Genelkurmay Başkanı yani Milli Savunma Bakanımızın olmasının falan öyle, yoksa bir tane inşaat projesinden demiryolu projesi için gelmedi ki onlar. Bunun arkasında biz varız. Şu kadar üstümüz var orada. Arkasından imzaladığımız PKK ile mücadele protokolü orada müdahaleyi zaten Irak kabul etti. Askeri müdahaleyi. Dolayısıyla yani ya düşünün bu kalkınma yolu projesi nereden geçiyor? Bakın Ovacık açılacak
kapı. Evet, evet. Oradan başlıyoruz. Evet. Ovacığın. Ovaköy. Evet, yani Ovaköy. Evet, dediğiniz doğru. Ovaköy'ün hemen yanında 10 kilometre ötesi Sincar. Bize, bizim başımızdaki belanın merkezlerinden bir tanesi. Zaten oraya orada olmaması gerekiyor. Bu kapı oraya açılıyor zaten. Evet, peki abi. Ha, yani oraya açılıyor. Bunu daha konuşacağız Sincar, çünkü bunun şeyleri çok. Sincar'dan geliyor, nereye geliyor? Yani Irak'taki Türk bölgesine geliyor, Telafer'e geliyor. Telafer'e geliyor, oradan Musul'a gidiyor. Yol öyle geçiyor yani güzergah. Musul, ondan sonra Tuz Harmatu. Burası da Türk bölgeleri tabii, bunlar. Tabii, Türkmen'dir bu hep. Yani buralardan geçerek güneye iniyor yani. Pav Limanı'na geldiğinde de zaten şimdi düşünün 6 şeritli gidiş, 6 şeritli gelişle bir karayolu var. Ondan sonra hızlı tren yolu var. 1200 kilometre bu yol, bu tren yolu yan yana yani paralel. 1200 kilometre Irak içinde, 1600 kilometre de Türkiye'de. Ta Gürcistan'a kadar. Peki. Ya bu müthiş bir proje ve 2028'de bitecek bu proje olduğu gibi. Tamamlanacak ve hizmete girecek. İlk adımı limanın inşaatı 2025'te bitiyor. Devreye girecek. Peki. Bunu o yüzden herkes, Türkiye'nin iş adamları bunun hevesiyle hareket etmeli. Bu limanla şeylerin, bu yolların kenarlarında, yöresinde, her yerinde, her tesis yapılabilir. Bugün Irak öyle bir ülke ki Türkiye'den petrol alıyor ya Irak. Dünyanın en birinci yani petrol varlığının en yüksek seviyede olduğu, rezervin olduğu ülke Irak. Ama kendi petrolünü çıkaramadığı için, yani petrolünü çıkarıyor da ona sahip olamadığı için işte biz de biraz işte Amerikalıların marifetiyle PKK'nın üzerine para gitsin diye rafinerilerde böyle portatif rafinerilerde eritiyor. Şimdi mesela bizde süper petrol benzin diye satılır ya. Hı hı. Bizdeki süper benzindir yani. Şeyde Irak'ta süper benzin alırsınız, sizin araba çalışmaz ondan. Çünkü sizin araba o süper benzin onlarınkine alışık değil. O gaz yağı gibi bir şey. Onu ayrıyeten rafine etmek lazım. O yüzden Türkiye'den tankerlerle benzin alıyorlar. Ya, yani yazık. Amerika bütün paraya ihracatına, İran petrol ihracatının bütün parasına el koymuş. Ve ben ne kadar uygun görürsem o kadarını veririm diyor. Onu merkezi idareye veriyor. Merkezi idare bir kısmını götürüyor, şeye veriyor. Kuzey Irak'a veriyor. Bir pay oranında. %19'u. O da veriyor, vermiyor. Yok mu memurların maaşları ödeniyor, ödenmiyor falan. Böylesi bir takım hengameler. Peki abi. Ama Irak yönetiminin son olarak onu söyleyeyim de. Bizim için önemi şu. Bu seçim yapıldı. Evet. İlk defa 6 Türkmen Partisi birlikte seçime girdi. Yani bunun ne kadar önemli olduğunu acaba? Çok önemli. Yani senelerce birbiriyle dalaşmış, kavga etmiş olan insanlar bir araya geldiler ve birlikte bir liste yapıp seçime beraber girdiler. Hayırlısı. Birincisi bu. Çok önemli. Önemli. Şu bakımda şimdi önümüzde buralara valiler tayin edilecek. Musul'a, Kerkük'e. Irak'ta vali demek şu demek. Aslında tıpkı Amerika'daki sistem gibi devlet başkanı demek ki neredeyse. Anayasasına göre İran bağımsızlık ilan edebilir vali. Irak valisi. Son derece etkilidir yani Irak'ta valiler. İlginçmiş. O yüzden yerel yönetimler de
neden İran kavga veriyor hepsinde? Neden kendi içerisinde bir takım bizde yani önemli. Bizim o talabhaneleri falan da kullanıp işte bir takım Kürt gruplarını falan şey hareket edip, şöyle bir şey var yani gittiğinizde bakın Kerkük'te bir Türk şey kale var. Osmanlı Kalesi evet. Bu. Osmanlı Kalesi'nde bizim o dönemki şehitlerimizin mezarları var. Orada yazar ki burayı çünkü imparatorluğun her yerinden gelmişler Kerkük'e askerler. Orada mücadele etmek için. Geldiler. Burada öldük. Burada gömülmek istedik. Diye yazar. Bir levha şey var. Güzel. Yazar. Yani Kerkük Kalesi'nin içinde bu mezarlık. Yani başka yerde, başka devletlerde işte adam geliyor Çanakkale'de ne olduğunu bilmediği yerlerde, topraklarda ölüyor. Her sene geliyorlar anıt şeyler, öyle merasimler, öyle. Bilmem neler falan. Bizde hiç kimsenin ne Galicia'daki şehitlerimizi almak için bir hareketimiz var. Ne bunlara bakarız. Acaba ne oluyor, ne bitiyor. Bir göster desen. Evet. Avni abi aslında yani bu mezarların yürek yara epey, konusu epey, biraz değişti. Epey uzunca bir süre dediğiniz gibiydi ama çok şükür şu an dünyanın her tarafındaki Türk şehitlikleri. Ben şehitliklerden söz etmiyorum. İmar edildi İnsanların ve o törenler alakasından yapılıyor. Söz ediyorum. Evet. Yani dediğinize katılıyorum. Evet. Hepsine bakımı yapılıyor filan şimdi. Evet. O yüzden ona bir şey demiyorum. Ama insanların alakası toplumun alakasından söz ediyorum. Yani bunlar turizm şeyleri açılıyor. Ya oraya şimdi diyeceksin de diyemiyorsan. Alaka. Kendi toprağınız kardeşim işte. Evet. Burası kendi toprağımız. Peki. Şimdilik teşekkür ediyorum. Burada çok konuşursun biliyorum ben abi. Çok da dolu olduğunu da biliyorum. Süleyman Hocam bunu bir jeopolitiğe oturtalım mı? Mesela koridor tartışmalarında ne anlama gelir? İran için ne anlama gelir? İsrail bundan çok memnun olur mu? Aklıma mesela Suriye'de başka bir vaka var. PKK'nın orada da var, burada da var. Amerikalılar da var orada. Buyurunuz. Ha, bir de şeyi de söyleyeyim çok özür affedersiniz. Öyle. Şimdi Avni Bey söyledi ya hani Türkiye giriyor. Evet oradan sonra bir tahayyülü var bu yolların nereye bağlanacağına ilişkin ama mesela Karadeniz'e giden tarafı var. Hazar'a giden tarafı var. Batı'ya zaten giden tarafı var. Bir de hani bu yol bir haba da bağlanıyor. Yani ve de geniş bir hap bu. Hatırlayın mesela Putin'le Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken Karadeniz'i hangi bağlamda konuşmuşlardı? Tahıl ambargosunu aşmak için konuşulan yollardan, konulardan biri de burasıydı. Gibi. Buyurunuz. Evet. Yani ileri bir adım. Herhalde bu kadar üst düzeyde Irak-Türkiye ilişkileri yakın zamanları veri alacak olursak hayli zamandır çok durgundu. Hatta yani karşılıklı soğuktu hocam hatta. Evet soğuktu hatta karşılıklı suçlamalar, atışmalar filan oluyordu. Yani mesela Türk ordusunun Irak'ta, Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonları egemenlik haklarına saldırı olarak dahi. Evet. Şimdi tabii Irak çok karmaşık bir dünya. Yani nüfus yapısı, kültür yapısı, dinsel inançlar, etnik kökler vesaire hakikaten bir harman yeri gibi bir şey ama orada çok fazla bir şey kalkmıyor o harmandan. Daha çok temaslar, itiş kakış hatta husumetler üzerine filan kuruluyor. Şimdi bir yerde bir önce şunu söyleyeyim yani heyecan verici inşallah tahakkuk eder, ettirilir. Ve Türkiye-Irak ilişkileri aradığımız, özlediğimiz esenliğe, barışa, huzura kavuşur. Gel gelelim diyeceksiniz gibi bir his var içinde. Şimdi yani
bu yol nereden geçiyor? Kaç yerden demek istediniz? Şimdi mesela tamam, biz kara sınırları, şey, kara zemini üzerinden, arz üzerinden bunu çiziyoruz. Irak da tamam demiş. Yani belki başlayacak. İşte kaynak bulunur mu bulunmaz mı, ne kadar zamanda bitirilir, şu bu, bunlar ayrı mühendislik meseleler de. Şimdi buraya kim gelecek? Ne bekliyoruz mesela? Çin. Ya Hindistan, bilemiyorum. Yani. Deniz yoluyla ulaşacak bunlar. Karadan gelmeyecek şimdi. Denizin bittiği yerden başlıyor. O körfezin adı paylaşamazlar aralarında. Kimi Arap körfezi der, kimi Fars körfezi der. Ama bildiğim kadarıyla orası baya baya bir Fars körfezi. Hürmüz Boğazı var biliyorsunuz, değil mi? Evet. Baya baya da orada İran'da bu Amerikalı anlaşmada yok yani. Şimdi mesela üçlü bir anlaşma olsa. Evet, öyle. İran'da olsa, İran'ın Irak'taki nüfuzunu da düşünelim, değil mi? Evet deriz yani, bu un, şeker falan bir araya yavaş yavaş çıkar. Helvayı çıkaracağız galiba filan diye düşünebiliriz. Ama ana malzemelerden biri eksik, İran yok orada. Şöyle mi düşünelim? İran bir anlamda Irak üzerinden var. Yine verelim arkadaşlar. Yani İran biraz Irak üzerinden var desek bile çok demin sağlam. Şu an bize yere, en azından şu aşamada evet, basmış olmayabilir ama mümkün bu dediğiniz. Yani şimdi baktığınız zaman bunu İran nasıl karşılıyor, ben en çok onu merak ederim. Ne diyorlar? İkinci olarak, hadi bu yol yapıldı, edildi. Atılan adamımı asla küçümsemiyorum. Sakın öyle anlaşılmasın. Çok ileri bir adam olduğunu kabul ediyorum. Bu kadar bile çok önemli bir şeydir yani. Lakin çok netameli bir hat bu. Hem zamanlama hem coğrafya. Bir kere Basra'dan geçiyor, aşağıdan geliyor. Orası Şii yoğunluklu bir nüfusa sahip ve önemli bir kısmı İran yanlısı, bir kısmı da İran'a fazla iltifat etmiyor. Sonra Sünni bölgesine giriyor. İşte bu Tigrit. Şiiler de bir iki bölük hocam. Evet, iki bölük tabii. Tigrit bölgesi, işte Samara bölgesi, orası Sünni bir bölge. Peki sonra Musul. Şimdi Musul çok karmaşık bir yer. Daha neyin ne olduğunu belli olmadığı bir yer. Şimdi seçimleri söyledi demin üstadımız. Seçim sonuçları hiç de parlak değil, ben söyleyeyim. Seçim sonuçlarında ezici bir şekilde Kürtler hakimiyet sağladılar. Öyle. Yani 6 parti bir araya geldi. Ben 9 biliyorum evet. Ama 6 mı 9 mu neyse. Bu da bir önemli bir adımdır. Ama 2 milletvekili temsilci çıkarıldı. 2 millet evet. 2 temsilci. Bunlar hamuduyla götürdüler yani 10, 12 falan. Bu şu demek, oradaki vali, yine işaret edildi burada, çok yüksek yetkilere sahip. İhaleleri belirliyor, her şeyi belirliyor. Kim olacak? Oradaki o, vali Araplarla o, ortak o, şey koalisyon yapacağız falan diye düşünüyoruz hocam. İşte yani Arap, ama bakın orada o seçimlerde çok ilginç koalisyonlar da yani çıktı. Yani meclis aritmetiğinden bahsediyor. Meclis aritmetiğinden bahsediyor diyebilirsiniz ama yani şimdi orada Musul valisinin ne diyeceği de en az bu kadar önemli. Yetki alanı çünkü çok geniş. Ben çok metinleri görmedim açık söyleyeyim ama yani takip ettiğim kadarıyla tabii. Çok geniş yetkiler. Mesela ihaleler konusunda doğru çok yani. Belirleyici. Bu çok önemli. Şimdi orada eğer Talabani'nin adamı oturuyorsa, PKK bilmiyorum bir aday önermişti, kabul edildi mi? Seçildi diye. Seçildi. Buyurun, onlar diyor. Da var. Ama yani. Onun başına bir iş geldi. İşte yani ben bilmiyoruz. Oralar yani dediğim gibi. İş geldi derken ben de yani, bir yolda bir gele, arabada bir şey oldu filan. Ne öldü mü? Evet öyle bir şeyler duydum ben. Hüseyin hocam bakın ne. Biz bu ya oluyor yani bir şeyler. Oralar, başka bir şeyler de ticaret, oluyor. Ticaret. Evet. Barış getirir diye bir çok oluyor. Hı? Trafik kazası çok evet. oluyor. O yüzden evet, yol yok. Sıkıntılı yer. Evet. Ticaret barış getirir. Bu
genel bir bakıştır. Bu doğru bir bakış değildir. Ticaret var olan barışı pekiştirir. Ben öyle görüyorum. Yani önce orada, bu coğrafyada hinterlandıyla beraber, bu hattın hinterlandıyla beraber kaynayan siyasal kazanda nelerin piştiği, oradan ne türetilebileceği, Irak merkezi yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti merkezi yönetimi, neyse işte belki bir aşamadan sonra İran, yani çünkü başka türlü pişmez bu yemek. Ben söyleyeyim. Yani ileri bir adım, çok hoş, itikatkar, insana umut bahşediyor vesaire ama yani henüz, yani Kuzey Irak dediğiniz zaman kimin kimle flört ettiği, nereye kadar kol kola yürüdüğü, nereden sonra birbirini hançerlediği falan, bunlar bile meçhul. Düşünebiliyor musunuz? Haçlı Şabi ile PKK kol kola. Talabani ekolü bunlarla kol kola. Orada bir şey var. Barzani biraz Türkiye'ye yakın gibi duruyor ama adamın bağımsızlık ilan ettiğini de unutmayalım yani. Tabii tabii. Ve orada İsrail var. Kesif İsrail. Nüfuzu var yani. Bunu görelim. Yani şimdi bütün bunlar varken hiçbir şey yokmuş gibi o ne güzel bir yol açıyoruz. İşte buradan ticaret akacak. Bu win-win, herkes kazanacak, mutlu olacak. Bu biraz çok pembe bir tablo. Ama tarihin en fazla kendisine mal etmekte sıkıntı duyduğu renk de pembedir. Yani koyu kızılı falan sever tarih. Yani onun için hani böyle pembeymiş, beyazmış falan bu renklerin tarihsel zeminde, tabloda tutulması gerçekleştiğinde belki daha belirgin bir İnşallah. Renk. Tabii ki ben bundan çok mutlu olurum ama yani şimdi şey bunlar için, yokmuş gibi harika bir yolda ilerliyoruz gibi bir haklı hocam tabii yani. Bir beklenti olmamalı. Sonra hayal kırıklığı büyük olur çünkü. Yani dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir başka veri de bu koridorun aslında çatışmalı bir alanda bulunması değil sadece mesele. Mesela Biden ne demişti? Bu İsrail-Gazze meselesinin çıkma sebebi koridor demişti. İşte o koridoru da kesen bir şey bu esasında. Yani hatırlayın o tür tartışma. Hindistan koridoru vardı ya. O koridoru Biden İsrail-Gazze'nin çıkma sebebi olarak söyledi. Hani ama İsrail savaşından önce Hindistan'ın koridoru ortaya çıktığında Türkiye bizim koridorumuz var demişti. Tamam. Yani şimdi bunun arkasında yani bir şey hangi daha büyük tabii işte ticari şebekeler çatışıyor ediyor. Kendi aralarında tabii, rekabet yani nedir? Yani mesele sadece devlet de değil yani. Değil tabii. Yani şimdi orada bir kere bu körfezi İran körfezi olarak, Fars körfezi olarak değerlendirmekte pratik yarar var. Yani peki. Aynen bir şey. Bir tek şey var. Yani hocam az önce bu uzlaşının yani bir iki ayağı yani Türkiye ve Irak ayakları var ama İran ayağı eksik diye ifade yok, etti. Ankara'nın bu arada yan yana yürümek istediği ve o istikamette girişimlerde bulunduğu İran dini lideri Mukteda Sadr. Şimdi bu İran yani Şia'nın İki büyük damarı var. Yani birisi İran bu, diğeri de Irak'ta. Yani Mukteda Sadr Irak'ı temsil ediyor. Ve daima İran'la bir çekişme halinde. Yani hangisinin sözünün ağırlıklı olabileceğine ilişkin. Ve Ankara ağırlığını veyahut da ilişkilerini Mukteda Sadr üzerinden yönlendirmeye çalışıyor. Evet. Çağrı Hocam, hiç bölmeden bir reklama gideyim mi? Tabii ki, buyurun. İzleyicilerimize hep Çağrı Hoca'ya mı denk geliyor diyorlar. Bu sefer konuşmadan, yani hiç olmazsa bir öncekini de ortada kesiyor. Gidelim, önemli konu efendim. Döneceğiz, devam edeceğiz. Döndük efendim, devam ediyoruz. Biz de arada bu, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur, sayıt tartışmaları yapılıyordu. Biz de kendi aramızda onu biraz tartışmasını yaptık. Ama akıl odasına dahil değil onlar. Buyurunuz hocam. Kalkınma yolu projesi
her şeyden evvel kabul etmek lazım. Çok önemli hem Irak açısından hem de Türkiye açısından bir proje. Çünkü ticaret yapmadığınız yerle iktisadi karşılıklı fayda sağlamadığınız yerle siyasi münasebetleriniz de çok fazla gelişmiyor. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki iktisadi bağımlılık karşılıklı ve entegrasyon beraberinde siyasi uzlaşma zeminde getirebiliyor. Fakat az önce hem Avni abinin hem Süleyman hocanın söylediği bütün riskler de ortada. Bir fiilen bölünmüş ülkeyle karşı karşıyayız. Anayasal olarak da zaten bölünmüş bir ülkeyle karşı karşıyayız. Amerikalıların dikte ettirdiği 2005 anayasasıyla zaten Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin özelliği anayasal güvence altına alınmış. Bunun ötesine geçmeye çalıştı Barzani bağımsızlık teşebbüsüyle. Ama ne Tel Aviv'den ne de Washington'dan onay almamış iken buna giriştiği için dur otur yerine dediler ve orada kaldı. Ama bu demek değildir ki gelecekte benzeri bir şekilde teşebbüs etmesinler. Şimdi bu tabloya baktığımda ben dört temel unsurun mutlaka bu kalkınma yolu projesiyle beraber düşünüldüğünü, düşünülmediyse de düşünülmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Birincisi bu bir sistem. Bu yol sadece Basra'dan başlayıp ardından da Türkiye'ye uzanan, oradan da iki hat üzerinden Türkiye içine, kuzeyine ve batısına doğru uzanan bir yol değil. Aslında bu yol bir sistemin bir parçası. Geçen hafta yine üzerinde durduğumuz Zengezur Koridoru'nun tamamlanmasıyla beraber Orta Asya ile ta Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan hattan bence bunu bağımsız düşünmek doğru olmaz. Ve Zengezur Koridoru'nun da İran cevabı Süleyman Hocam. Azerbaycan'la İran arasında mutabakat çerçevesinde demir yolunun İran üzerinden geçeceğini hesaba alırsak sanırım bu İran'ı bypass etme modelinden ziyade İran'a da bak kardeşim diğer hattı da senin üzerinden geçiriyoruz şeklinde bir dengeyle kurgulanmış olabilir. Ha, bu hattın geleceğine aslında biraz daha güvence sağlayabilir. Aslında ortada olan birkaç tartışmalı durumu da aslında bu dediğiniz çözme potansiyeli taşıyor. Mesela hep konuşmuştuk neden İran'dan geçiyor bu ve karşılığı ne? İşte bu da burada gibi, cevabı gibi. Geldi. Evet. İkincisi tabii şimdi hat burada mutasavver hat diyelim. Bir kısmı inşa edilmiş, bir kısmı işte limanı bitmek üzere. Bir kısmı tamamen kağıt üzerinde. Mutasavver olan var, muhayyel olan da var. Ve tehdit altında olan kısmı da var. Bütün bunlar var, proje var, anlaşma var, ortak deklarasyon var. Peki mal sahibi nerede? Kimin malı taşınacak buradan? Buradan taşınacak mal sadece Irak ve Türkiye'nin malı değil. Değil mi? Bir Avrupa malları da, belki ileride Rusya malları da eğer sisteme entegre olursa. Vallahi işte Hindistan malı asıl, da olur, Çin asıl, malı da asıl, olur. Ama asıl malın sahibi Çin. Tamam. Yani biz de çok iyi biliyoruz ki o Zengezur koridoru Orta Asya ile Türk dünyasını elbette, Türkiye ile Türk dünyasını bağlayacak ama aslında Çin'i bağlayacak. Bu da keza yani Basra limanına indirilecek mal kimin malı? Dolayısıyla buranın geleceğe dönük gerek inşa maliyetlerinin karşılanması, gerekse buranın istikrarı açısından yavaş yavaş Çin de herhalde bunu görüyordur. Çünkü her kanaldan bu bölgeye sirayet etmeye çalışıyorlar. Çin'in de ilgi alanına gireceğini, hatta bunun parçası olan, bileşeni olan devletlerin bilerek ve isteyerek bunu Çin'in ilgi alanına sokacağını düşünüyorum. Bence yani zaten görüyordur bence. Yani gel sen de bunun bir parçası ol diyebilir. Tabii Çin sadece buraya parasıyla inşaat maliyetini üstlenerek veyahut işte inşaat firmalarıyla elbette girmeyecektir. Bu onların bölge açılımının da önemli bir parçası olacaktır. Nitekim bakın zaten İran'da Çin yok mu?
anlaşma yaptılar, nasıl girdi. Yani onu söyleyecektim. Ya Pakistan'da, gördü, Pakistan'da, Pakistan'da Çin yok mu? Çok büyük bir limanı zaten tabii, aldılar. Tabii orası. E şimdi dolayısıyla bu da onlar açısından önemli. Üçüncüsü, bu iki havzayı, iktisadi manada söylüyorum havzayı, birbirine de bağlayan bir yol olacak. Bir tanesi İran-Irak Suriye, yani bizim güneyimizdeki alan. İkincisi de Kafkasya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan. Birkaç haftadır Karadeniz'i de ekleyin, otomatik eklenmiş gibi oluyor zaten. Evet, yani bu üç havzayı birbirine bağlayacak. Bunun başarısı büyük oranda, şimdi diyeceksiniz ki ne ilgisi var, ama bunu bir sistemin parçaları olarak düşünürseniz Azerbaycan Ermenistan nihai barışıyla ve Türkiye Ermenistan yakınlaşmasıyla, normalleşmesiyle de ilintili diye düşünüyorum ben. Hı. Eğer gerçek manada bundan bir randıman alınmak isteniyorsa Türkiye'nin arzusu da bu değil mi? Yani Ermenistan'a biz neyi telkin ediyoruz? Ya barışın, şu adamlarla sınırlarını tanıyın, topraklarınızda gözünüzün olmadığını söyleyin. Siz de gelin bu refah alanının bir parçası olun. Böyle düşündüğünüz zaman... Ama bir de anayasanızdan bu soykırım işini... Soykırım var, bizim topraklarımızın bir bölümünü Batı Ermenistan olarak tanımlamaları var. Evet. Pek çok husus var ama baktığınızda onların zaten realize edilemeyeceğini Ermenilerin kendileri de biliyorlar. Yani Azerbaycan karşısında o perişan hale gelişi Ermeni ordusunun zaten bunların işte öyle bir takım mitolojik şeyler, farkındalar bunun. Ama ben burayı geri alacağım Karabağ dediğiniz zaman o zaman Türkiye dur kardeşim, o zaman bu sınır kapısı açılmaz diyor. Sen bundan vazgeçeceksin evvela. Yavaş yavaş Peşinyan da o noktaya geldi. Eğer bu bir sistemse, bu sistemden bölge ülkelerinin tamamı nasiplenecek ise, ama Çin gibi bir gücün de bölgeye ticari, ekonomik olarak ve tabii ki tabii uzantısı, siyasi olarak daha fazla girmesine yol açacaksa, ne istersiniz? Eğer bu bölgede çıkarlarınız olan başka devletler iseniz, tabii bunu bozulmasını istersiniz. Ve o zaman da Süleyman Hoca'nın söylediği bütün unsurlar ortada. İlave bile edebilirim ona. Yani bölgedeki Kürt grupların silahlandırılması, işte sadece Suriye'de değil, Irak'ta tekrar hareketlendirilmesi, PKK'nın değil sadece, diğer anayasal siyasal grupların da buna karşı hareketlenmesi, huzursuzluğun artması, ama kuzeyde de mesela Gürcistan'ı nasıl Avrupa Birliği'ne aday gösteriverdiler. Ne ilgisi var yani şimdi Gürcistan? Ya sen bilmiyor musun bunu yaptığın anda 2008'de o NATO üyeliği falan söz konusu olduğunda neler oldu orada? Şimdi bir dışarıdan çengel atma operasyonu var. Çok büyük bir güç mücadelesi. Yani Brezinski yeni büyük satranç tahtası diyordu buraya biliyorsunuz. Yani burada artık çok büyük bir mücadele ve o küresel güç merkezi değişiminin, yani herkes şunu söylüyor, herkes demeyelim, başta Amerikalı uzmanlar olmak üzere, deniyor ki ya bunun mücadele sahası Asya Pasifik, değil mi? Ben de diyorum ki ya bunun mücadele sahası aslında burası. Düğüm burada kopacak. Bu aslında Batı'nın, Avrupa Birliği ve ABD'nin küresel liderliğinin Batı dünyası olarak son kalesi burası. Bu düştü mü, ondan sonra Asya Pasifik'te mücadele etmeleri çok zor diğerleriyle. Yani Çin'in gücü karşısında, yayılması karşısında o çok zor bir şey. Çünkü taşıma suyla değirmen dönmez. Ne yapıyor? Yerel müttefikler bulmaya çalışıyor. Avustralya, Yeni Zelanda filan. Onlarla yok bir şeyler kuruyor filan. Değil mi? AKUAS şudur budur. Tamam da yani çok sürdürülebilir değil. Üçüncü husus, bunun olmazsa olmazı PKK'nın etkisizleştirilmez. Yani terör örgütünün ve tabii ki YPG, işte YPG, PYD'nin etkisizleştirilmediği bir durumda sürdürülebilirliği yok mu? Aslında PKK'nın, belki Avni Bey biraz onun için umutlu,
PKK'nın yok edilmesi projenin parçası gibi. Ben PKK'nın bu yok edilmesi diye bakmıyorum. PKK dediğimiz bizim Amerika Birleşik Devletleri artık yani. Peki abi. İşte hepsi dedim ya değil. Bu kendileri açısından son kale olarak burayı görüyorlar. Bu düşerse ya bundan sonra Çin'le artık aramızda bir şey de kalmayacak. Orada hesaplaşmaya başlayacağız. Terör örgütlerinin etkisizleştirilmesi. Ya burada birkaç sefer bunu ifade ettim. Tekrar ediyorum. Güzel bir yola girilmiş. Bu terör örgütlerinin o zamanki adıyla eşkıyanın en böyle etkisizleştirdiği tarihimizde bizim de anlaşarak yaptığımız dönem bu Sadabat Paktı dönem. Atatürk döneminde Türkiye, Irak, İran bir anlaşıyorlar. Biz diyorlar karşılıklı olarak toprak bütünlüğümüze saygılıyız. Birbirimizin toprağında bir karış gözümüz yok. Musul vesaire hayır gözümüz yok. Ama şu sınır güvenliğini bir sağlayıverelim. Yani bu aşiretler bir oraya geçiyor, bir buraya geçiyor, yol kesiyor, şunu ediyor, bunu ediyor. Ve bitiyormuş. Ne zamana kadar? 60'ların ikinci yarısına kadar büyük ölçüde bu iş bitiyor. Peki 60'ların ikinci yarısında neden bu tekrar civcivleniyor? Ben hatırlıyor musunuz? Size bir belge göstermiştim. Siz de o belgeyi yayınladınız gazetede. David Ben Gurion diyor ki bizim bu Kürtlerin bağımsızlığı için mücadele etmemiz lazım. Bağımsız bir Kürdistan bizim hedefimizdir. Evet. Arap aleminin ortasında bize müzahir ve tekrar bunları 50'lerin sonundan itibaren ama tırmanışa geçişi Mossad'la Molla Mustafa Barzani arasındaki o 60'ların ikinci yarısı. Artık kitaplarda fotoğrafları bile basılmaya başlandı bunlar. O sebeple mutlaka bu ülkeler arasında ya biz artık kararımızı vermemiz lazım. Dış müdahalelerden uzak kendi halklarımızın refahı, mutluluğu, istikrarı için sınırlarımıza ve topraklarımıza saygılı bir işbirliği imkanı burada var mı, yok mu? Ya ben olabileceğini düşünüyorum. İran içinde olabileceğini düşünüyorum. İran, Türkiye, Irak diye. Arasında, hatta Suriye'de olmasın mı? Ya, yani bence koy, zaten bakın ben size bir şey söyleyeyim. Elini korkak alıştırma, başkalarını da koy. Ne olacak? Yani İran olduktan sonra hepsi olur. Ben bu teşebbüsün arkasından Suriye ile benzeri bir teşebbüs gelmesi gerektiğini düşünüyorum zaten. Rusya'nın da orada etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama gel gör ki bunun olmaması için de yeni bir oyun kuruluyor burada. Siz açılışta söylediniz. Kızıldeniz meselesi. Tabii. Yepyeni bir oyun kuruluyor. Ya Yunanistan da yani çok lazımmış gibi. Salatalığım var diyene tuzla koşan gibi. Tam birdenbire buradan çözüyor. Ben o zaman anlıyorum kardeşim bunlar bize niye böyle 15 gün evvel normalleşelim, aramızdaki sıkıntıları şöyle edelim, böyle edelim falan. Anladık yani. Sizin niyetiniz bu taraflara böyle bir donanma yollayıvermekmiş. Evet. Bakalım ne olacak? Teşekkür ediyorum hocam. Efendim, yani bir harita yaptık. Daha doğrusu biz yapmadık. Mesela batılı taraf atan dikişlerini toplamaya çalışıyor. Biz oyamalardan bir büyük harita yapmaya gayret ediyoruz. Yani bölgedeki birkaç ülkeyle birlikte. Bu akşam Irak konusunu en azından önünde açılabilecek yollarla birlikte birleştirdiğimizi düşünüyorum. Bizim için çok hassas bir konu. Siz bakmayın fazla yer ayrılmadığına sağda solda biz kendimize yer ayırıyoruz dünyada. Avni abi çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Kerem ediyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hocam var olunuz. Efendim salı akşamı inşallah aynı saatte yine huzurlarınızdayız. İyi geceler diliyoruz.